50-50. Önce röportajda şarkı söyledi. Hala beni seviyorsun. Sonra sahnede. Hakan Altun Bayram'daki keyifli programında Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesi kameralar karşısında Hakan Altun, Ramazan ayını farklı bir projeyle geçirmiş. Sevgili Zafer Algöz'de dijital platforma çok güzel bir projemiz oldu. Hakan Altun yazı hazırlanıyor. Bu yaz Bodrum ve Çeşme'de sahne alacak. Bodrum'da olacağız, Çeşme'de olacağız. İşte Yazlık Verdiler'de daha çok konserler olacak. Söyleyeceğiz işte yani. Yeni çalışmalara gelince yeni şarkısı için stüdyoya girmeye hazırlanıyor. Artık single zaten. Biliyorsunuz işte bir tane şarkıyı işte seçiyorsunuz. Onu artık albüm falan kalmadı maalesef. Konserlerin yanında da böyle boş vakitlerinizde yani ne bileyim bir tane insanlara bir proje sunmaya çalışıyorsunuz. Yakında bir sevgili Okay Barış'la Alper Yelbiz'in yapmış olduğu bir şarkı var. Onu seslendireceğim yakında. Çok güzel bir şarkı. Slow bir şarkı. Aşka dair bir şarkı. Türkiye onun şarkılarını dinliyor ve seviyor. Ama Hakan Altun kendini dinlemiyor. Neden mi? Stüdyo aşamasında bittikten sonra dinliyorsun. Son işte mix master bittikten sonra dinliyorsun. Sonra işte halka zaten sunuyorsun. Yüreğini sunuyorsun. Duygularını işte böyle bir şarkı oldu diye. İnsanlar zaten o şarkılarda kendilerini buluyorlarsa ne mutlu. Mutlu oluyorsun ama ben kendi sesimi çok dinlemeyiz. Seven bir adam değilim. Muhtemelen bizim sektörde bütün arkadaşlarım için geçerlidir. Kimse bak, oyuncular da kendi sinema filmini izlemezler. Bizim şarkıcılar da kendi şarkılarını dinlemezler. Öyle bir sıkıntılı bir durum aslında. Bodrum'da yaşıyor Hakan Altun. İstanbul'dan uzak yaşamak ailece iyi gelmiş onlara. Bodrum'da yaşıyorum biliyorsunuz. İyi, annem de iyi Allah'a şükür. Bodrum'dayız biz. İşlere Bodrum'dan gidip geliyoruz. Artık Bodrum bizim köyümüz oldu. İstanbul'u yavaş yavaş terk ettik. Konu aşka ve evliliğe gelince Hakan Altun'dan şarkılı bir yanıt geliyor. Hala beni seviyorsun. İntro girdi. Sohbetin ardından keyifli şarkılarıyla sahnede Hakan Altun.